konuna geliyoruz. Tabii tüm teklife baktığımızda en önemli maddelerden bir tanesi bu. Daha öncesinde yine ittifak düzenlemesinin bir tamamlayıcısı olan baraj konusunu çok detaylı bir şekilde zaten eleştirilerimizi söylemiştik. O yüzden kısaca geçeceğim ama maddeye geçmeden önce gerçi Sayın Parsak çıktı az önce alt komisyon çalışmalarında bahsetmişti. Orada rahat rahat uzun uzun konuştuk, bütün her şeyimizi söyledik demişti. Ama şunu da hatırlatmak isterim ki o alt komisyon çalışmalarında da daha bismillah başlar başlamaz tartışmayla başlamıştık çalışmalara. Çünkü daha oturur oturmaz söz hakkı bile almadan bakın biz makul konuşacağız hani siz de az konuşun diye bir cümleyle başlandığı için sanki böyle sopa gösterir gibi muamele edildiği için daha başından Murat belliydi. Daha başından aslında komisyonun hızlı çalışma gayreti belliydi. Bir günde bitirmek isteniyordu ki öyle de oldu. Noktasına virgülüne dokunmadan o komisyon çalışmaları tamamlandı. Orada da böyle başladığımızı hatırlatmak isteriz. Böyle bir baskının da olduğu kayıtlara geçmesi açısından. Şimdi bu maddeyle ilgili daha önce de söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle %10'u geçemem korkusu ile bu teklifi getiriyorsunuz diye ısrarla altını çize çize söylemiştik. Nitekim bu madde bizi zaten dikkatli okunduğunda haklı çıkardı ortada. Baraj zaten başlı başına demokrasinin önüne konulmuş bir engel. Şimdi bu engelin üzerine bir engel daha konuluyor ama ittifak kuran partilerle yine kolaylaştırılıyor. İttifak kurmayan partilerin önüne engel üstüne engel konulmaya devam ediliyor. Bu uygulamayla birlikte ne yazık ki örneğin somut rakamlar üzerinden konuşursak 550 bin seçmen bir partiye oy verecek. İttifak nedeniyle milletvekili çıkaracak. Ama 5,5 milyon oy almış bir parti ittifak kurmadığı için. Daha da önemlisi cesurca ben tek başıma bu seçime girerim deme cesaretini gösterdiği halde diğer partilerin korkusu karşısında ne yazık ki dezavantajlı duruma getirildiği için, önü barajla kapatıldığı için bu kadar yüksek oy almasına rağmen ne yazık ki meclise giremeyecek. Milletvekili çıkaramayacak. Bu ciddi anlamda ayıplı bir düzenlemedir değerli arkadaşlar. Şöyle düşünün, bir ilde 3 vekili çıkan bir il var. A partisi 2 tanesini alıyor, B partisi 1 vekili alıyor, C partisi hiç vekil çıkaramıyor. A ve C partileri ittifak yaptığında ne yazık ki B partisinin alnının akıyla aldığı o bir tane vekil diğer partilere ittifaka kayabiliyor. Peki o zaman burada sormak lazım. Ne oldu kul hakkı? Hani milletin hakkı? Hani eşit yarış? Hani demokratik temsil? Hani çoğulculuk? Hani vaatleriniz arasında bas bas bağırdığınız tam demokrasi? Bunların hepsini bir anda çuvala koyuyorsunuz. Açıkça seçmen iradesini haksız ve kasti olarak başka partiye aktarıyorsunuz. Bu vesileyle de dolaylı olarak yasamayı yürütmenin tam anlamıyla emrine veriyorsunuz değerli arkadaşlar. Yani barajın üzerinden merdiven koyarak uzun atlama yapıyorsunuz. Resmen uzun atlıyorsunuz ve adaletsizliğin dibine vuruyorsunuz bu sayede. Hani 12 Eylül darbe yasalarıyla mücadele diye aslında o darbe yasalarına kocaman bir kucak açıyorsunuz ve sevgiyle kucaklıyorsunuz bu darbe yasaları çünkü işinize geliyor. Çünkü işinize geliyor. Çünkü size kar sağlıyor. Çünkü size avantaj sağlıyor. Ve çıkarınız için millet iradesini kenara koyuyorsunuz. Çıkarınız için millet iradesinin sandığa yansıyıp yansımadığını umursamıyorsunuz bile. Çıkarınız için bu sandığa yansıyan milletin iradesini doğru dürüst biz nasıl koruruz? İktidar bilincine sahip değilsiniz şu anda. Tamamen korkularınıza esir düşmüşsünüz ve bu korkularla hareket ediyorsunuz. Resmen sandalye hırsızlığına tevessül ediyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil arkadaşlar. Bu doğru bir şey değil. Daha cesur davranan partilerin de hakkını, hukukunu yemiş oluyorsunuz. Bir de şunu ifade etmek istiyorum. Birçok konuşmacı, özellikle bu teklife ne murad edilmek istenmektedir? Hangi ihtiyaçtan
doğmuştur, hangi ihtiyaca dayalı olarak böyle bir teklif getirilmiştir diye gerek maddeler üzerinde gerekse geneli üzerinde sorduğumuzda hep 15 Temmuz, 15 Temmuz önümüze konuyor. Milletin bekası, devletin bekası deniyor. Valla ben şu burada şunu görüyorum bu savunmalarda, 15 Temmuz'u resmen suistimal ediyorsunuz. Resmen suistimal ediyorsunuz ki Cumhurbaşkanı da söylemişti 15 Temmuz'un hemen akabinde, Allah'ın bir lütfu demişti. Hakikaten lütfu gibi kullanıyorsunuz. Sürekli hukuksuzluk diyoruz, haksızlık diyoruz, adaletsizlik diyoruz, eşitsizlik diyoruz, kul hakkı diyoruz. 15 Temmuz, 15 Temmuz, 15 Temmuz. Ya 15 Temmuz'u gerçekten düşünüyorsanız daha adil, daha katılımcı, daha çoğulcu, daha demokratik bir teklifi getirmeniz gerekmiyor mu? Daha doğru bir sistemi Türkiye'de daha uzlaşmacı bir kültürle kurmamız gerekmiyor mu? Barajı sizin vekilleriniz, hatta Sayın Komisyon Başkanı Şentop demişti. Anayasa referandumundan sonra artık bu baraja gerek bile kalmayacak. Bunu sadece bizim istediğimiz bir şey değildi. Biz bu barajı ya indirelim ya tamamen kaldıralım dediğimizde bunu Sayın Şentop da ifade etmişti katıldığı programlarda. O da demişti ya artık bunlara gerek kalmayacak. O noktada şimdi baraj tehdidiyle, baraj şantajıyla ne yapalım canım, ittifak kursunlar, kural kursun, kurmuyorsa baraj altında kalıversinler. Yok böyle bir dünya, yok böyle bir anlayış, yok böyle bir haksızlık, hukuksuzluk. %9.9 alan parti sırf tek başına girdiği için vekil çıkaramayacak. %3, 5, 8, 6 neyse oy alan parti sırf ittifak kurduğu için o ittifakın nimetlerinden yararlanacak. Ve bunda hiçbir rahatsızlık duymayacak. Haksız kazanç elde ettim diye hiç ama hiç vicdanı sızlamayacak. Ve hak etmediği milletvekilini oy almadığı halde çıkardığı milletvekilini nasıl göğsünü gere gere temsil ettirecek? Bu milletvekili aslında oy verilmemiş olduğu halde kimi temsil edecek? Bunların hepsi ciddi anlamda şapkamızı, hepimizin şapkamızı önümüze koyarak düşünmemiz gereken şeyler diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Gerçekten ciddi anlamda kul hakkı yiyorsunuz. Gerçekten ciddi anlamda milli iradeyi zedeliyorsunuz. Böyle bir eşitsizliği, böyle bir adaletsizliği, böyle bir hukuksuzluğu anayasaya aykırı olduğunu bile bile kabul etmemiz mümkün değil. Ki önergemizde birazdan okunacak, önergemizde de söyledik. Bu düzenlemeler anayasaya aykırıdır. Evrensel kurallara aykırıdır. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Ve asla kabul edilemez. Kesinlikle bu metinden çıkarılması lazım. Aksi takdirde bu uygulamalarla birlikte, bu düzenlemeyle birlikte yapacağımız seçimler her ne olursa olsun şaibelidir. Her ne olursa olsun ayıplı seçimler olarak tarihe geçecektir. Ve ülkenin geleceği itibariyle, demokrasisine katkı itibariyle ne yazık ki telafisi mümkün olmayacak zararlara sebep olacak, hasarlara sebep olacak. Ve önümüzdeki süreçte ne yaparsak yapalım bu hasarları telafi etmemiz çok zor olacak değerli arkadaşlar. O yüzden herkes aklını başına alsın. Bu hırsızlığa evet demek hiçbir vicdana sığmaz. Bu hırsızlığa, bu resmen bakın tekrar altını çizdi. Bunu her ne kadar farklı yorumlasanız da bu bir siyasi eleştiri olarak alın lütfen. Buna kim evet derse desin gerçekten bir vicdanını sorgulasın. Bir elini vicdanına koysun. Bu doğru bir düzenleme değil. Yanlış bir düzenleme. Daha önceki söylediklerimizi de yine bu vesileyle de tekrar etmiş oluyor, tekrar etmek istiyorum. Aynı zamanda alt komisyonda vermiş olduğumuz şerhimiz vardı, muhalefet şerhimiz. Onu da yine ayrıntısını okumak istemiyorum. Zaten kayıtlarda var. Tekrar etmek istiyorum. Anayasaya aykırılık iddiamızı da bir kez daha belirterek şimdilik bu maddeyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.